Günaydın. Doktor bey. Kahve. Doktor bey, açıklayabilirim. Vallahi ilk defa kaldım. Şimdi bu şöyle bir şey. Bu nasıl oldu dersen. Ben dün işe geldiğimde vallahi daha önce hiç kalmadım. Bir dur Zerrin. Bir nefes al. Zeynep. Sonra toplarsın. Dinliyorum. Bir sıkıntı var. Kardeşim aradı dün. Kilit değişmiş bizim evin. Sahibine biraz borç olunca işte okul masrafları falan da vardı. Projeyi ödedik biz. Şey demeyince de şeyi değiştirmiş o kilidi. Ev sahibi yani. Ev sahibine kirayı ödemeyince o da kilidi değiştirmiş. Sen de burada kalmayı uygun buldun. Doğru mu anlıyorum? Bugünlük. Bugünlük yani kardeşim dün akşamüstü arayınca öyle burada kalmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Daha önce siz yokken asla kalmadım. Hiç ilk. Evet. Bugün nasıl babanız? Epilepsi atakları için verdiğimiz ilacın dozu yetersiz olabilir. En son ne zaman kan testi yaptırdınız? Bugün testinizi yaptırın. Ben de ilacın dozunu yani. Geçmiş olsun. Ne kadar? Bir gece. Bir gece valla. Borcun ne kadar? Ha, o iç kira. Derken 2700 civarı. Ama bir çaresini düşündüm. Sizden başka gittiğim bir evim daha var. Ferda Hanımlar, mimar karı koca. Dünya iyisidirler. Sizden iyi olmasın. Başın sıkışınca zaten gel demişti. Bugün zaten onların günü... Oğlum bırak dalga geçme de yarın ne atlayacağım onu söyle. Birine kurumu kaptıramam. Yanında başka birini götüreceksin paşam. Kadına da kibarca al voltanı demiş olursun. Söyleyeceğim yani. İşte çalışmama karşılık diyeceğim. Konuşacağım. Evet. Buyurun Salih Bey. Bugün getirin ben göreyim. Hastaneden randevu alın bir görelim. Geçmiş olsun. Bu gece bir davete katılmam lazım. Benimle birinin gelmesi gerekiyor ama ben kimseyi istemiyorum. Türlü sebeplerden. Bu gece benimle davete gel. 2 saat yanımda kal yeter. Ben de bütün bu olanları yok sayacağım. Kiranı da ödeyeceksin. Borç falan değil. Ama bir daha burada kalırsan ya da bir sınır ihlali yaparsan anlaşmamızı bozarız. Anlaştık mı? Davet derken? Hastanenin yemekli bir kutlaması. Kıyafeti dert etme ayarlarız. 6 gibi mi çıkıyorsun işten? Evet de. Şoför seni alıp kuaföre götürür. Sonra mekana getirir. Orada buluşuruz. 8'de. Gideceğin evin adresini Selma'ya bildirirsin. Görüşürüz. Doktor bey. Doktor bey. Benim bir de bir ricam olacak. Vaktiniz varsa eğer. Bu komşumun. Komşum derken yani kız kardeşim gibi çok yakınız. Başka doktorlara gösterdi. Ama bir şey yapılamayacağını söylediler. Siz de bu kadar iyi olunca hani belki yapılacak bir şeyler vardır ama görmemişlerdir diye. Kız bir rica etti. Komşun? Bade Şengül. Ben bugün bakar, akşam sana bilgi veririm. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın.